çok fazla bir karşılığı olmadığı kanısındayım. Türkiye'de toplumsal barışa da, Türkiye'de geçmişte yaşanan, işlenen, bugüne kadar da etkileri devam eden yolsuzluk ve uluslararası ilişkilerdeki başka kirli meselelere de çözüm getirmez. Tam tersine başkanlık sistemi bunların üstünü örtmeyi ve iktidarı sürdürmek için yeni suçlar işlemeyi teşvik edecektir. O nedenle Türkiye'nin ihtiyacı olan şey istikrarlı bir parlamenter sistem ve özgürlükçü, çoğulcu, güçlü bir demokrasidir. Teşekkürler. Sayın Profesör Doktor Mithat Sancar'a teşekkür ediyoruz. Bu arada Ankara Barosu Başkanı meslektaşımız Avukat Hakan Candıran da aramıza yeni katıldılar. Duruşması nedeniyle geciktiğini biz biliyoruz. Rica ediyoruz Sayın Başkanım. Şimdi ara vermeden önce son sözü Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Sayın Kadir Koçdemir'e takdim ediyor. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, ben de bu güzel toplantıda sizlere hitap etmenin kıvancını ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benden önceki konuşmacılar belli hususlara değindiler. Onun için tekrar etmeden kısa bir özet vermek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi nasıl bakıyor meseleye? Demokrasiye geçişimiz 100 yılı aşkın bir süre oldu. 1982'ye geldiğimizde bir darbe yapıldı ve bu darbede 1961 Anayasası'nın yürütmenin etkinliğiyle ilgili şikayetlerini giderme adına kantarın topuzu biraz fazla kaçırıldı. Her zaman yaptığımız gibi. Ve 80 öncesinde iki meclisli bir yapımız vardı. Senato'nun hemen hemen bütün yetkileri ile Cumhurbaşkanlığı makamı donatıldı. Yine bu makamda Kenan Paşa gibi darbenin başındaki bir isim vardı. Ona uygun olarak o devam edecek, Cumhurbaşkanı olarak devam edecek şekilde çok geniş yetkiler verildi. Bu yetkiler sebebiyle Türkiye'de sistem 82'den sonra sıkıntılara girdi. Ve 2007'deki Cumhurbaşkanlığı krizinde belki uç noktasına vardı. Orada yapılan yorumun yanlış olduğunu Milliyetçi Hareket Partisi her zaman söyledi, karşı çıktı ve seçimden sonra ki bu krizde yine parlamenter sistemin mekanizmaları ve süreçleriyle çözüldü. Seçimden sonra da krizi çözme adına yapılan düzenleme o seçilemeyen Cumhurbaşkanı için kullanılmadı. Cumhurbaşkanı yine meclis tarafından seçildi ve bugüne geldik. Bugünkü sıkıntı Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin çok fazla olması, bir başkanlık sistemindekinden de fazla olmasıdır. Ki iktidar partisindeki arkadaşlarımız ve Cumhurbaşkanı Obama'yı bile zavallı bulmaktadır. Dünyanın süper gücü olan bir yerde başkanlık sistemi dediğimizde ilk akla gelen ülkedir. Hakikaten de öyledir. Yani 11 üyeli yüksek mahkemenin üye bileşimi bir partinin ya da başkanın şeyine uymadığı vakit orayı 20 hakime çıkaralım, 9 tane kendimizden bizim gibi adam atayalım diye Amerika'da hiç kimsenin aklına gelmiyor. Hatta güncel bir şey var. Biliyorsunuz bir üye vefat etti. Obama onun yerine birini atayacak. Normal şartlarda cumhuriyetçilerin de karşı çıkmayacağı birisi. Ama senatodan geçmesi gerekiyor. Ve senato dedi ki biz bu sene seçim var. Seçime kadar bunu görüşmeyiz. Haliyle buradan geçmez. Arada duyuyoruz Türkiye'ye atanacak büyükelçi belirlendi. Ama kongreden onay aldı, alamadı. Bunu görüyoruz. Böyle bir başkan, şu andaki yetkileri olan Cumhurbaşkanı'nı göz önüne aldığımızda hakikaten zavallı bir başkan. Mesele de burada düğümleniyor. Şu anda gündemde başkanlık tartışılıyor. Başkanlık isteniyor, bu doğru.
Ama bir sisteme ben bu zamana kadar şahit olamadım. İktidar partisinden arkadaşlarımız da belli ortamlarda bir araya geldiğimizde bu sistemlerin tarif edici, ayırıcı özellikleri var. Nedir? Efendim işte yürütmenin parlamento üzerinde herhangi bir yetkisinin olmaması gerekir. Parlamentonun da yürütme üzerinde güven oyu verme, gen soruyla düşürme gibi bir yetkisi yoktur. Ama yasamada inisiyatif başlatma yetkisi de yürütmede yoktur. Bunlarla ilgili sizin kanaatiniz nedir? Yani Cumhurbaşkanı seçimleri, parlamento seçimlerini öne alabilecek mi, parlamentoyu feshedebilecek mi dediğimizde buna bir cevap alamıyoruz. Sıkıntılar söyleniyor. Peki somut teklifiniz nedir? Hani bir sisteme şunu bunu demesi, o zaman Türkiye'ye mahsus özellikler diye bir cümle kuruluyor ve götürülüyor. Ama geçen bir tartışmada da söyledim. Pek çok armut çeşidi vardır. Rengi, büyüklüğü, ebadı, şekli, kokusu itibariyle. Ama onlardan herhangi bir armudu bir elma ile yan yana koyup ilkokul çocuğuna bile gösterseniz hangisi armut, hangisi elma, armutla elmayı birbirinden ayırır. Tabii ki başkanlık sisteminde çok farklı uygulamaları var ama başkanlık sistemi etiketinin üzerine koymamız için gereken temel kriterler var. Ben bu temel kriterler konusunda bu zamana kadar net bir şeyi göremedim. Şimdi buradaki arkadaşımız inşallah bu konuda bize bu ilişkiler nasıl olacak somut, bununla ilgili partinin görüşü nedir onu söyler. Ama genelde bizim karşılaştığımız uydum imama, aklımı verdim kiraya, oradan açıklanacak şeyi biz nasıl tevil ederiz? Bu var. Nitekim diğer hatip arkadaşlarımızın da belirttiği gibi başkanlık sistemiyle ilgili bir tartışmaya ondan önce yapılmış, yani Cumhurbaşkanımız tarafından telaffuz edilmeden önce yapılmış bir çalışmaya rastlayamıyoruz. Pek çok temel şeyde bu var. Benzer şey, ben o zaman görevdeydim. Bulunduğum ildeki bütün AK Partililer karşıydı. Mesela büyük şehirlerin sınırlarının il sınırı yapılmasıyla ilgili de ben herhangi bir meclise gelmeden önce bunun teşmil edilmesi şudur budur bir çalışma en azından ben göremedim. Şimdi şeye baktığımızda, Türkiye'nin bugünkü şeyine ve geçmişe baktığımızda bu argümanların pek karşılığının olmadığını görüyoruz. Yani çokça söylenen takoz diye ifade edilen Sayın Ahmet Necdet Sezer zamanında, yani farklı dünya görüşünden diyelim, insanların iki makamı paylaştığı zamanda 2002-2007 arasındaki rakamlarla iki kardeşin bu makamlarda olduğu zamandaki büyüme, istihdam, kalkınmaya delalet eden rakamlar, uluslararası sıralamalarda Türkiye'nin hareketi, yolsuzluk endeksindeki, efendim özgürlüklerde, basın özgürlüğünde vesaire, bunlara baktığımızda sanki bu talebi tekzip eden bir tablo görüyoruz. Türkiye 2002-2007 arasında ciddi büyüme hızları yakaladı, buralarda iyileşmeler oldu ama ikisi de kardeş olan iki insan bu iki makamı paylaştığında işler, o rakamlar kötüye gitti 2002-2007 ile kıyaslandığında. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, demin sanki 1999 koalisyon hükümetinde -6.1 küçülme gibi bir o anlama gelecek bir şey oldu. Zannediyorum onu kastetmedi, bir başka bir rakamdır. Ama biz biliyoruz ki 99-2002 arasında, 2002 sonunun da kattığımızda büyüme pozitiftir, 2'nin üzerindedir. Bunu da bu vesileyle düzeltmiş olalım. Şimdi efendim, Milliyetçi Hareket Partisi bugün Türkiye'de kamplaşmanın ciddi en birinci problem olduğunu düşünüyor. Çünkü birbirimizle konuşup demokrasi hakikati bulma rejimi değil. Demokrasi argümanların özgürce ortaya konduğu, gündemin, toplumun gerçek dertlerine uygun şekilde sıralandığı, gündemdeki maddelerin, dertlerin, problemlerin çözümüyle ilgili toplumda karşılığı olan, toplumda benimsenme ihtimali olan çözüm önerilerinin
oluşturulduğu, irade oluşturulduğu ve bunlarından birinin tercih edildiği bir sürece işaret eder. Haliyle demokraside hakikat doğru yanlış yoktur. Sadece belli bir zamanda karar mertebesine yükselecek derecede taraftar bulmuş ya da bulamamış teklifler vardır. Taraftar bulamayan teklifler de aynı derecede değerlidir ve yarın onlar kendilerini iyi anlattığında ya da diğer teklifin uygulamasında sorunlar ortaya çıktığında o teklifte tekrar karar mertebesine yükselir. Bir kere başlangıçta bunu kabul etmemiz lazım. Ben hakikati, doğruyu, gerekeni yapıyorum. Benim dediğim budur, diğerleri yanlıştır diye baktığınız vakit o demokratik bakışın dışına çıkmış olursunuz. Bunu şeyde görüyoruz. Mesela başkanlık sisteminde Sayın Cumhurbaşkanımız güçler uyumundan bahsediyor. Diyor ki ne güçler ayrılığı, güçler çatışması, biz güçler uyumu istiyoruz. Ve bunu başkanlık sistemini müdafaa etmek için söylüyor. Başkanlık sistemi bize de öğretilen, okuduğumuz güçler ayrılığının en sert ve tavizsiz şekilde uygulandığı sistemdir. Dengeleme, kontrol mekanizmalarının en ileri derecede uygulandığı sistemdir. Ve bu şeyde şunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylüyoruz biz. İyi bir beste, iyi bir müzik demek değildir her zaman. Çok iyi bir besteyi icra eden, eğer o besteyi çalabilecek o enstrümanların olmadığı bir orkestra çalıyorsa ya da nota bilgisi vesairesi, notaya sadakati gerektiği gibi olmayan müzisyenlerin olduğu bir orkestra çalıyorsa berbat bir şeye dönebilir. Onun için anayasada geçmişte birlikte yaşama tecrübemizi de bizim göz önünde bulundurmamız lazım. Bizim toplumsal yapımızda gücü elinde bulunduranın tek adamlaşma yoluna gittiği ve pragmatizmin çok çabuk oportunizme dönebildiği bir toplumsal yapımız var. Onun için dengeleme, kontrol mekanizmalarını bizim çok somut bir şekilde anayasada belirtmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Mesela bu 45 günlük süre anayasada yazılırken bunun arka planında şu vardı. Seçim bitti, hiç kimse tek başına iktidar olacak kadar çoğunluk sağlayamadı. Liderleri koalisyona zorlamak için, hükümet kurulmasını temin etmek için, teşvik etmek için, hatta biraz da hükümet kurulmasını böyle bir baskı unsuru olsun diye bir 45 günlük süre var. Dikkat edin bakın, 45 günde kuramazsanız seçime götürülebilir tekrar diye. Ama biz gördük ki 7 Haziran'dan sonra bu 45 günlük süre tam o kanun koyucunun amaçladığı durumun tam dışında bir durumu, tam aksi yönde bir durumu tesis etmek için kullanıldı. Hükümet kurulmaması için, seçime gidilmesi için bizzat bu 45 günlük süreyi kullandık. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız. Cumhurbaşkanlığının Türk toplumunda birlikte yaşamasında, siyasi hayatında bir fonksiyonunun olduğunu ve toplumun bu fonksiyona ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bakın terör olaylarından sonra bütün siyasi parti liderlerini bir araya çağırıp bir yemek masasında en azından bir saat beraber vakit geçirmelerini temin edecek bir makam yok arkadaşlar Türkiye'de. Türkiye bunu hak etmiyor. Bunu kim yapıyor? Meclis başkanı yazıyor. Meclis başkanı da liderlere başkanlık yapamayacağı için meclis başkan vekillerinden birini görevlendirin de biz teröre karşı ne olacağını birlikte bir tepki koymayı sağlayalım diyor. Türkiye bunu hak etmiyor. Cumhurbaşkanlığı pek çok fonksiyon bakımından bizim nizalarımızda hatırı için geri adım atabileceğimiz ya da iddialarımızı 5-6 aylığına dondurabileceğimiz bir makam olma özelliğini, Türkiye'nin birliğini, dirliğini temsil etme özelliğini şu anda kullanmadığı için bizim birlikte yaşamamızda pek çok fonksiyon yerine getirilemiyor durumda. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin azaltılmasından yanayız.
ama mevcut Cumhurbaşkanı'nın seçimle gelmesinden kaynaklanan fiili bir gücü var. Bu gücü de yok sayamayız. Onun için bu geçiş dönemini bu şekilde bir şekilde atlatıp tekrar yetkileri, buna göre şu andaki yetkileri iyice azaltılmış bir Cumhurbaşkanı, yürütmede etkinliği arttırılmış bir kabine ve başbakan, denetleme ve yasama faaliyetlerinde iktidara bu kadar bağımlı olmayan, bu fonksiyonlarını yerine getirebilen bir meclisin olduğu güçlendirilmiş parlamenter sisteminden yanayız. Şu anda başkanlıktan ziyade temel hak ve hürriyetlerinin dava edilebilir olması, bunların kısıtlanması çok kolay şu anda belli gerekçelerle, bunun biraz daha kurala bağlanması, temel hak ve hürriyetler bu zamana kadar hep devlet tarafından ihlal edilebilir şeklinde bir kabul vardı ve doğruydu. Meşru güç kullanma tekeli devletteydi ve diğer güç unsurlarını bertaraf etmişti devlet, ama son zamanlarda gerek silahlı olsun gerek kişisel veriler gibi belli alanlarda devlet dışı unsurlar tarafından da temel hak ve hürriyetler ihlal edilebiliyor. Bunun anayasada bulunması gerekir. Siyasi parti finansmanı, seçim finansmanı Türkiye'de bir şeydir, birkaç seçime katıldım ben. Ne harcama denetleniyor, ne nereden buldunuz, ne makbuzu var ve bu seçmen tercihlerini ciddi şekilde çarpıtıyor. Medyanın bağımsızlığı keza ciddi bir problemdir. Özel alanın gizliliği ile ilgili problemler var ve Türkiye'de demokrasi, en son onu söyleyerek kapatayım. Demokrasi biliyorsunuz iki kelimeden oluşuyor. Bir demos, bir krasi güç demek. Demos da müşterek biz duygusuna sahip olan topluluk demektir. Türkiye bu özelliğini kamplaşmayla kaybetti. Onun için entegrasyon ve müşterek biz duygusunun tesisiyle ilgili hükümler de yine gelişmişlik farklarının giderilmesi olsun, diğer iskan siyaseti, başka alanlarda bunu hazırlayacak kanunları tarif edecek bir şekilde anayasada yer alması gerekir diye düşünüyoruz. Dikkatiniz, sabrınız için teşekkür ederim. Sayın Koçdemir'e de teşekkür ediyoruz. 10 dakikalık bir çay molasından sonra ikinci oturumda yine birlikte olmak dileğiyle.